Annem için tabii ki ben bu soruyu soracağım ama annem hastalandıktan sonra tabii ki bütün eşle dostla sohbet ediyoruz ya biz. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Herkesten bir fikir alıyoruz. Karaciğer yağlanması bir baktık ki 20'li yaşlarda da insanlarda var. Annemdeki sorunla başlayalım. Siz benim annemin hastalığının üzerinden ekranda bu sorunu yaşayan insanlara lütfen bir açıklama yapın. Annemde karaciğer büyümesi ve karaciğer yağlanması çıktı. Bunun için ne yapmalıyız bir? Bir de bu söylediğiniz şeyleri yaptıktan sonra bu büyüme gerçekten normal değerine döner mi ve o yağlar parçalanıp temizlenir mi? Söyleyeceğim ürünlere 2 ay kullandıktan sonra doktoruna gitsin muayene olsun. Bu kadar. 2 ay. Açık ve net. Evet. Ama tatlıyı azaltması lazım. Siyah çay, kahve, kola, fanta gibi içecekler zararlı. Bunlara peynir yememesi lazım. Çok peynir, önemli bir şey söyleyeceğim. Çünkü biz günlerdir araştırıyoruz, soruyoruz. Oyacığım bu çok önemli tabii. Bir şey ama yani. Çünkü ilk defa duydum, ben de şoka girdim. Anneme balık, karaciğer büyümesi ve yağlanması, balık kesinlikle yasak dediler. Bak peynir bunu yasak diyor. İlk defa duyuyorum. Balık ve yoğurt. Peynir de yasak diyor. Peynir yasak çünkü peynir tehlikeli madde aslında. Balık, balığa ne diyorsunuz? O hastalığa göre değişir. Aslında balık, hastalık bu işte, karaciğer yağlanması ve büyümesi. Orada burada zaten bir anormallik var. O nedenle. Başka rahatsızlıklarda balık yasak değil. Burada yasak olabilir. Peynir herkes için zararlı. Herkes derken yani herkes için. Sağlıklı bir karaciğer... Herkes için zararlı. Peynir demek asit demek. Peynir yüksek oranda yağ içerir. Yağlar yağ asidine, yağ asidi aside dönüşür. Kanın pH değeri bozulur. Asitlenir kan. Siz peynir kullanmıyor musunuz? Kullanmıyorum. 25 yıldır peynir yemiyorum. Hiçbir peynir çeşidi? Bazen şöyle bir tadımlık bakıyorum. Nasılmış tadı diye belki. Arada bir yani ayda bir belki. Bu karaciğer yağlanması ve büyümesi için son böyle bir şeyler söyleseniz. Şu gördüğümüz enginarın çiçeği. Bu enginarı insanlar zannediyor ki enginarın bu çiçek tabanını yemeğe yapılır, zepse yemeği. Evet. Ben bunu yersem herkes öyle biliyor. Karaciğerim iyi gelir evet, zannediyorlar. Enginar yiyoruz. Çok evet. Enginar yiyoruz. Enginar herkes yiyelim. Öyle biliyor evet, yani. Enginar faydalı, güzel. Fakat karaciğer yağlanması gibi bir vakada etkisi sıfıra yakın. Neden? Çünkü bunun birleşimindeki etken madde bu çiçek tabanında değil, şu gövde yaprağında. Gövde yaprağında siyanopikrin denen bir madde var, etken madde. 400 bin defa sulandırsanız yine acılığını hissedersiniz. Yani bir küfet dolusu suya bir damla damlatsanız onun acılığını hisseder. 400 bin defa sulandırsanız yine acılığını hisseder. O kadar acı. Bu nedenle yaprağını, çayını yapıp içemezsin. Çok acı. Acı olduğu için ama çok faydalı değil mi? Çok faydalı. Karaciğer için mesela Almanya'da, Hamburg'da Riesen Hastanesi, üniversitenin hastanesinde Profesör Doktor Fintilman 553 karaciğer yağlanması, kolesterol, lipid, trigliserit rahatsızlığı olan hastalar üzerinde denemiş. Hastaları kimi 2 ayda kimi 3 ayda iyileşmiş. Bu ama hastaları, o acılı maddeyi mi denemişler? Evet, ekstrakt. Acılı. Bunu yaprağından değil. Yaprağından elde edilen ekstrakt, ekstrakt. Çayı içilmez zaten, ekstrakt. Yani damıtıyorsunuz, destilasyondan geçiyor. Bundan elde edilen etken madde. Bunun birleşimindeki etken madde %2'dir ortalama. O etken maddeyi kullanmak gerekir. Şimdi ben mesela geçen fuara gittim. 100'den fazla bitkisel gıda takviyesi üreten firma var. Gezdim hepsini. Ekstraktan ilaç üreten yok. Allah Allah şaşırdım, dedim ki siz otu öğütüyorsunuz, hap damlatıcı yapıyorsunuz. Bunun etkisi sıfır. Çünkü etken madde yok. Neden böyle yapıyorsunuz dedim. Bilmiyorlar. Bilmiyor. Bitkisel ekstrakt ilaçla hemen hemen aynıdır. Zaten Almanya'da ilaç olarak satılıyor bunlar. Bu enginar hapları gördüm ben. Enginar. Şurupları gördüm. Bir şey içiliyordu. Şurup gibi, yanlış hatırlamıyorum değil mi? Ekstraktan yapıyorsa güzel. Fakat otunu böyle haşlıyor, kaynatıyor da bir şey yapıyorsa etkisi sıfır. Az. Yeterli değil, yeterli değil. Yani bizim bildiğimiz şey yanlış mı? İnsanlar işte karaciğer temizleyin diye enginar yiyor. Evet, öyle bir beyefendi 200 kilo enginar almış. Karaciğeri temizlesin diye bana geldi, diyor ki 200 kilo enginar aldım, temizledim, depoladım. Bir yıl boyunca enginar yiyeceğim. İsterse 5 yıl yiyeceğim. Bir faydası olmaz. Neden? Etken madde yok. Çiçek tabanında değil.
gövde yaprağında etken madde. O acı olan. Acı olan kısımda. Onu da çayını içemezsiniz. Çok acı. Ne yapacaksınız? Ekstraksiyonla yani damıtılarak elde edilen özünü kullanacaksınız. Özünü. İşte bitki o özünü. Şeylerde var mıdır Avrupa'da satılan o acaba şeyler? Biz bunu üretiyoruz. Biz de yapıyoruz. İbrahim Bey diyor ki biz onu yaptık, biz onu hazırladık. Yani bize bana ulaşsınlar. 2 aylık bir tedaviden sonra diyor doktora tekrar gitsinler diyor. 2 ay kullansın. Ben de burada canlı bir canlı kendisinden o seti alacağım. Anneme uygulatacağım. Buradan da bizi izleyen bütün herkese söz veriyorum. Canlı yayında söz veriyorum. 2 ay sonra neticeyi tekrar hangi kanal olur bilemiyorum ama bir şekilde sizinle paylaşacağım ve o zaman sizin şeyiniz ya tavan yapacak yani. Karaciğer ya da almaya. Şimdi şöyle. Karaciğer neden yağlanır? Neden yağlanır? Neden yağlanır? Durup durup yağlanmaz. %90 alkolden yağlanır. Ama bazıları alkol içtiği için yağlanır. Ama %90 hastalar karaciğer yağlananlar karaciğer alkolden değil. Bağırsaktaki mantarlar toksik madde üretiyor. Etil alkol, metil alkol, bütil alkol gibi zehirli alkol üretiyor bağırsaktaki mantarlar. Kişinin alkol içmesine gerek yok. Bağırsakta mantar varsa en tehlikeli alkol üretiyor. Mesela duyarsınız Marmaris'te, Bodrum'da turistler efendim sahte alkol içti, zehirlendi, öldü vesaire. Geçen sene kaybetmiştik ya 3 turist evet. Genç kızımız. Evet. Neden? Çünkü o kaliteli alkol değil. Onun içerisinde metil alkol var. Bu metil alkolü, en tehlikeli alkolü bağırsaktaki mantarlar üretiyor zaten. Ama karaciğer bunu arıtmaya çalışıyor. Zamanla ne oluyor? İflas ediyor. Yavaş yavaş gidiyor. En tehlikeli alkolü bağırsaktaki mantarlar üretiyor. Bunun için bir öneriniz var mı? Bağırsaktaki mantarı yok etmeden karaciğeri tedavi edemezsiniz.